Defineciler en çok kazı yerinden yılan, akrep, kurbağa ve benzer diğer haşerelerin çıkması ile karşılaşır. Aslında bunlar hayra ya da şerre alamettir. Çoğu defineci bunu bilmez. Defineciliğin bir kuralı kazı yerinden çıkan hayvanları kesinlikle öldürmemeli, onları korumalıdır. Mümkünse dikkatli bir şekilde çıkarıp uzak bir yere atmalıdır. Kürek vesaire kullanıyorsanız kesinlikle hayvana zarar vermeyin. Peki neden? Nedeni kazı yerindeki hayvanlar aslında birer tılsım olabilir. Kazı yerinin bekçisi olabilir. Sizi korkutmak için çıkabilir. Aslında gördüğünüz hayvandır ama üç harfliler gördüğünüz hayvanın kılığında size görünüyor olabilir, her şey olabilir. Kazı yerinden çıkan hayvan hiçbir şekilde zarar verilmemelidir. Zarar verirseniz orada kazı falan yapmayın. Bırakın gidin, sizin orada işiniz bitti, mal falan alamazsınız. Kazı yerinden yılan çıkarsa bu büyük ihtimal tılsımdır. Sizi korkutmak için gözünüze yılan olarak görünür. Mesela bazı hocalar bu durumda yılanın üzerine su dökün, sonra da ceketinizi atın, kısa süre sonra ceketi kaldırın, yılan halat olarak karşınıza çıkar derler. Denemişliğim yok, şahsen yapmam, sonuçta yılan yılandır, üzerinde işlem yapmaya gelmez. Gerçeği de tılsımı da tehlikelidir. Burada yapılacak en güzel iş bırakıp gitmektir. Kazı yerinden kurbağa çıkması da bazı defineciler ve hocalar tarafından şu şekilde yorumlanmaktadır. Kurbağaların üzerine küçük abdest yapın kurbağalar altına dönüşür. Bu da denemeye değmez. Bence bu durumda kurbağalar incitilmeden çıkarılıp bir kenara alındıktan sonra belirli süre gözetim altında tutulmalıdır. Akrep de yılan gibi sizi korkutmak için görünebilir. Aslında akrep en tehlikelisidir, yılanı görüp kaçarsın, akrebi göremezsin soktumu yılandan daha zehirlidir. Zaten çoğu yılan insanı öldürecek kadar zehirli değildir. Akrep 9 boğumsa kesin götürür. 6 ila 7 boğum oldu mu hastaneye yetişme ihtimalin var ama 8 ila 9 boğumsa işin kötü. Bu da yine üç harfliler sizi korkutmak için kılık değiştirmiş olabilir. Diğer tüm haşereler hangisi çıkarsa çıksın mutlaka değerlendirilmelidir. Bu neymiş deyip küreği indirmek büyük hata olur, sakın yapmayın. Fare, kertenkele, kaplumbağa yine çıkma ihtimali olan hayvanlardır. Solucan bile çıksa lekelemeyin. Defineci arkadaşlar, sakın internet üzerinden edinilen bilgilerle tılsım çözmeye kalkmayın. Sonra başınıza iş alırsınız. Eğer tılsım olduğunu kanaat getirdiyseniz iyi bir hoca bulun. İnternet sayfalarını açıp aha bak burada şunu yazmışlar deyip uygulamaya girmeyin. Bu tılsım oyuncak iş değildir. Örnek olarak define bulmalarda öldürmeler oluyor. Kim para için arkadaşını öldürür? Bu mümkün mü? Mümkün değil ama tılsımın yaptıramayacağı bir şey yok. İçinize bir fesat düştü mü ifla olmazsınız. Siz biliyorsunuzdur ama arkadaşınızın içine bir fesat düştü mü o da ifla olmaz. Yok bu can dostum bana zarar vermez demeyin. Sizin için canını verecek insanlar tılsıma maruz kaldı mı canını vermez canını alır. Bu sebepten dolayı define kazı işlerinde tılsıma dikkat edin. Kazı yerinden çıkan hiçbir hayvana zarar vermeyin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Balık işareti bilinmelidir ki suyun olduğu yerlere yakın veya içerisinde bulunur yani ırmak, gölet, küçük dere, şelale, çeşme, kaynak suyu ve kuyu gibi yerlerde bulunmaktadır. Bir yerlerde balık işareti varsa mutlaka su olmalıdır. Balık işareti Hristiyanlık öncesi de oldukça benimsenmiş bir işarettir. Bereketi bolluğu simgelemiştir. Türkiye'de çokça rastlanılan işaretlerdir ve bu işaretlerin %90 define işaretidir. Bazı yerlerde süsleme olarak kullanıldığı için onları defineye katmıyoruz. Bazen balık işareti bir haritaya götürebilir. Bu harita ile de defineye ulaşabilirsiniz. Definede balık işareti balık işareti çözümü için öncelikle balığı iyice inceleyin. gözleri belirginse ve baktığı yer veya yön görünüyorsa balığın boyunu ölçün ve her santim bir adım gelecek şekilde ilerleyin geldiğiniz noktada giriş için bir inceleme yapın balık işareti genelde mahzın yani bir odaya götürür bazı yerlerde kesinlikle toprakta olur demişler ama hayır kimisi dikey kayalık içinde oda kimisi toprak içerisindeki mahzenlerde malı bulunmuştur bu balığın nereye götürdüğüne göre değişmektedir yani balık işareti kuyuyu vermişse kuyunun içerisinde dir para eğer çeşmeyi vermişse çeşme yakınlarında toprakta veya kaya içerindedir parası dere kenarlarında ise bu işaret toprakta da olabilir dikey kayalıkta da yine şelalede ise aynı durum geçerlidir yani sakın ola ki o sözlere bakıp kendinizi toprak altına adapte etmeyin. Balık işaretinin çözümü balık işaretinin yanında herhangi bir işaret varsa ona göre hareket edin. Bazı balık işaretlerinin yanlarında mörç oyması vardır ve bu işaretler dereye yakın olmayan bölgelerde çıkmaktadır. O zaman bu durum oralarda bir kuyuyu ile vırmektedir. Fakat açıkta kuyu yoksa kuyunun üzeri kapatılmış olabilir. Bunu da ancak boşluk tespiti ile bulabilirsiniz. Yine de kuyunun bulunduğunu...